Müjgan Dilçer, ev hanımıyım. Müjgan Hanım, kaç yaşındasınız ve ne zamandır bu işi yapmak istiyorsunuz? Bunu hemen hemen 25 senedir yapıyorum. Kursa gittim, halk eğitim kursuna. Evet. Kamanda. İyi oluyor, bir katkı oluyor elimde. Ne kadar süre içerisinde öğrendiniz efendim? Bir ay gitmiştim. Bir ay içerisinde evet, öğrendiniz. Evet, bir ayda öğrendim. Peki hangi ürünleri yapmaktasınız? Şimdi yemeni yapıyorum şu anda elimde. Havlu yapıyorum. İğne oyası evet, herhalde. Evet, iğne oyasından yapıyorum. Nasıl efendim, zor mudur iğne oyası? Zor. Hocamız derdi, sakın ha bak size söylüyorum, hatire falan hiç yapmayın derdi. Bu işiniz çok zor derdi. Zor değil yine mi? De yapıyoruz. Hani biraz kurtarmıyor ama yine de hani boş durmayalım diye üzerine çalışıyoruz. Yani emeğinizin karşılığını alamıyoruz. Ama Temmuz ayında biraz alacağız. Öyle mi? Şimdi şu an biraz durdum. Peki efendim, iğne oyasını yaparken, modeli yaparken neye göre belirliyorsunuz? Valla bilmiyorum işte, seçimlerine göre ondan sonra. Misal desenli... Düzler daha çok gidiyor. Düz yemenler. Kırşehir'imizde özellikle gelinlere atılan düz yemenlerimiz var. Ondan sonra beyaz olsun istiyorlar. Ağırlık beyaz daha çok yapıyorum. Yani sipariş üzerine de alıyorsunuz evet, değil mi efendim? Evet, alıyorum. Peki fiyatlar ne civarda efendim? Fiyat 65-70, hani modeline göre, ağır modeller, zor olan bir kürdanla olan modelimiz var. Mesela bu kürdanla oluyor, bu bayağı bir zahmetli model. 10.85'e falan veriyoruz. Evet. Bir yazmayı bitirmeniz ortalama ne kadar zaman alıyor 15 efendim? 15 gün sürüyor, hani kolay modeller olursa bir haftada falan yapıyorum. Hani oturursam. Zor olursa zor. Da bir 15-20 günü buluyor diyorsun. Bak şu... On geçti elimde. O da gece gündüz oturduğum halde. Evet. Yani zahmetli. Merhabalar efendim. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Şengül Aldı. Şengül ev hanımıyım. Ben 10 yıldır böyle el işi yapıp eve katkıda bulunuyorum. Çocuklarımın okumasına yardımcı oluyor. Kaç yaşındasınız efendim? Ben 58. 10 yıldır da bu işi yapmaktasınız. 10 yıldır da bu işi burada belediyenin sayesinde yapıyoruz, satıyoruz, faydalanıyoruz. Allah razı olsun her belediyemizden de. Peki devletin nasıl öğrendiniz de. Efendim yapıyorsunuz? Ben bunu 8 yaşında kendim içimden gelerek, isteyerek, annemden, akraba, teyzemden görerek başladım. Yani herhangi bir kursa gitmediniz mi? Kursa da gittim. Çeşitli kurslara gittim. İğne oyası kursuna gittim. Örgü kursuna gittim. Bildiğim halde zamanım şey yapayım diye, değerlendireyim diye. Kanepçe kursuna gittim, dikiş kursuna gittim. Her sene gidiyorum yani. Efendim hangi ürünleri satmaktasınız? Ben çocuk şeyleri, örgüleri satıyorum. İğne oyası yapıp satıyorum. Şu masada benim. Lifler, havlular, işte böyle çocuklara oyuncak yapıp satıyorum. Patik, lifler. Patik. Yani örgünün her çeşidini yapıyorum yani. Beceriyorum, yapıyorum. Çeyizlik ürünler. Siparişte alıyor musunuz alıyorum efendim? Alıyorum abla. Ne kadar süre içerisinde teslim ediyorsunuz siparişi? Onun ürünün büyüklüğüne veya şeyine göre. Evet. Yani örgü olursa çabuk yapılacak işler var, uzun yapılacak işler var. Toplu siparişlerde fiyat indirimi yapıyor musunuz tabii efendim? Toplu siparişlerde modeline göre, büyüklüğüne göre yapıyoruz. Peki geçiminize ne kadar katkısı oluyor? Memnun musunuz? Memnunum yani. Ben bunu işi uzun zamandır yapıyorum. Yapmayı da seviyorum. Evet, bütçemize de katkıda bulunuyoruz işte. Buradan ev hanımlarının ne söylemek istersiniz efendim? Yani evde boş durmasınlar, kurslara gitsinler, el becerilerini artırsınlar. Böyle aylık bütçesine katkıda bulunsunlar. Yani sosyal olsunlar. Böyle yerlerde arkadaş ortamı, sosyal ortam çok iyi oluyor. Bu bebek ürünlerini yaparken oldukça önemli biliyorsunuz. Sağlıklı evet. Olması lazım. İp nedir efendim? İyi ipten alıyorum. İyi ipten Himalay alıyorsun. Diye ipler var. Bebe ipleri var. Onlardan alıyorum. Satışta da kolay oluyor. Yani satması. Örerken de isteyerek yani kaliteli bir ürün çıkarıyoruz. Peki yıkanınca herhangi bir zarar oluyor mu efendim? Hiçbir şey olmaz. Biraz da sıkı yapınca ürünlerim hiç ne sarkar ne gevşer yani şey yapar. Yıkamadan doların. Dolayı hiçbir herhangi şey bir deforme olmaz. Ve ona tabii yıkayan da dikkat edecek. Tabii. Onu alır 40, 50, 60 atarsa
Ha, makine de atabilir yani. Tabii. Yani atabilir ama 30 derecede yıkaması lazım örgüleri. Evet.